Merhabalar değerli dostlarım, değerli takipçilerim, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet, tığ işi örgüyle devam ediyoruz arkadaşlar. Yazlık yeleklerinizde ve etoşallarınızda kullanabileceğiniz bir örgüden bahsedeceğim. Evet, örgümün yapımı için bu şekilde alize diva ipim var arkadaşlar. Renk numarasını merak eden olursa 366, gerçekten güzel tatlı bir rengi var. Tığımız ise her zamanki kullanmış olduğumuz 7 numara tığımız bu şekilde arkadaşlar. Modelin kurulumu için zaman kaybı olmasın diye böyle küçük küpçükler oluşturdum ve modelimizi buyurun birlikte yapalım dilerseniz. Burada kenar kısmına 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ve hemen geriye dönüyorum. Burada kenar trabzanlarımı yapıyorum hanımlar. Burada 2 tane kenar trabzanım var. Tabii siz bu örgüyü yaparken kenar trabzanlarınızı isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Burada kenar kısmına 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına 2 defa ipimi aldım. Burada 1, 2 küp atladım. Hemen bu kısma yaprak oluşturacağız. Birini bir örüyorum. Diğerlerini ikişer ikişer ördüm ve ikisini tığımda beklettim. Tığımın başına 2 defa ipimi doladım. Birini bir, diğerlerini ikişer ikişer ördüm ve 3 tane ilmeğimi tekrar tığımın başına ipimi aldım. Yine tekrar aynı yuvanın içine bir tane çektim. 2 ördüm. İkisini bir ördüm. Tığımın ucunda 4 tane ilmeğimi birlikte bu şekilde örüyorum. Burada şöyle bir yaprak oluşturduk. Buraya 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çekiyoruz. Yine tığımızın başına ipimizi alıyoruz. Burada yine 2 defa alıyoruz. Aynı yuvanın içine batıyoruz. İkişer ikişer ilmeklerimizi örüyoruz. Burada bu şekilde. Tekrar 1, 2 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Burada 3 de çekebilirsiniz. Buradan 1, 2, 3. zincirin içine hanımlar trabzan yapıyoruz bu şekilde. 1, 2 tane zincirimi çekiyorum ve geriye dönüyorum. Bu şekilde de bir burada kutucuk oluşturduk, üçgen oluşturduk. Tığımın başına tekrar ipimi alıyorum. Aynı yuvanın içine yine aynı şekilde birini bir, diğerini iki, tekrar iki, iki tane tığımın başında ilmeğim kalıyor. İki defa tığımın başına ipimi aldım. Birini bir, iki, iki, üç ilmek. İki defa tığımın başına ipimi aldım. Birini bir, diğerini tekrar hepsini birlikte ördüm. Şimdi göstermek istiyorum. Evet, bu şekilde bir model oluşturduk. Burada 1, 2, 3, 4, şöyle 1, 2, 3 ve 5 tane zincir çektim. Tığımın başına yine 2 defa ipimi aldım. 1, 2, 3, 4. küpün içine tekrar model kuruyoruz. 1, 2, tekrar tığımın başına ipimi alıyorum. Bir de çekiyorum. 1, 2. Tekrar aynı şekilde bir ön sırada yapmış olduğumuz gibi tekrar yaprak yapıyoruz hanımlar ve hepsini birlikte bu şekilde topluyoruz. Buraya 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimizi çekiyoruz. Tığımızın başına ipimizi alıyoruz. Buraya tekrardan trabzan yapıyoruz. Bu trabzanımızı ikişer ikişer örüyoruz ilmeklerimizi. 2, 3, 2 tane zincirimizi çekiyoruz. Tığımızın başına, pardon, buraya 3 tane, bir tane daha çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Hemen buradan bu zincirin içine batım yapıyorum. Ve bu şekilde 1,
üçgen kutucuk oluşturuyoruz. İki tane zincirimizi çekip yine geriye dönüyoruz. Burada tığımızın başına iki defa ipimizi alıyoruz ve aynı yuvanın içine artık yaprağımızı yapıyoruz. Bu şekilde tekrar üç tane trabzan yapıp hepsini birlikte topluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimizi çekip tığımızın başına ipimizi alıyoruz. 1, 2, 3, 4. kutucuğun içine tekrar yaprak yapıyoruz. 1, 2, 3, hepsini birlikte topluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimizi çekiyoruz. Tığımızın başına iki defa yine ipimizi alıyoruz. Aynı yuvanın içine trabzan yapıyoruz. Üçte çektiğimiz ikişer ikişer çekiyoruz trabzanımızı. Burada 1, 2, 3 tane zincirimizi çekip geriye dönüyoruz. Burada zincirimizin bu taraftan sayıyoruz. 1, 2, 3. Hemen üçüncü zincirimin içine batıp ikili trabzan yapıyorum. İki tane zincirimi çekip tığımın başına iki defa ipimi aldım. Aynı yuvanın içine yaprağımızı yapıyoruz. 1, 2, 3 ve hepsini birlikte topluyorum. Buraya 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Şöyle modelimi göstermek istiyorum sizlere. Tekrar tığımın başına ipimi iki defa aldım. Buraya bir tane daha model koyuyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde modelimizi koyalım. Evet, buradaki modelimi de tamamladım. Burada bir veya iki zincir çekip tığımın başına iki defa ipimi alıp kenar kısmını trabzanlarını yapıyorum. Kenar trabzanlarımızı ikili yapıyorum arkadaşlar. İki defa ipimi alıyorum, tığıma üçlüye çekiyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim ve modelimizin çeviriyoruz bu şekilde. Yine tığımın başına iki defa ipimi alıp buradaki trabzanlarımı yapıyorum. Evet, ikinci sıramızda ise burada bir tane zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Hemen buradaki aradaki üçgen vardı arkadaşlar. Bu iki yaprağın ortasındaki yere atlıyorum. Buraya çiçek yapıyoruz artık hanımlar. Bir kere daha tığımın başına ipimi aldım. Burada tığımın başına ipimi aldım. İkisini bir, ikisini bir çekiyorum ve topluyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Yine aynı yuvanın içine 2, 2. Yine tığımın başına ipimi aldım. Yine aynı şekilde ikişer. Tekrar tığımın başına ipimi aldım. Bu şekilde tekrar bir tane daha hemen yanına yaprak yapacağız. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Yine aynı şekilde 1, 2. Yine aynı şekilde sadece yaprakları yaparken hanımlar, burada bir tanesini bir çekiyorduk, diğerlerini ikişer ikişer. Burada her birini ikişer ikişer çekiyoruz. Bu şekilde çiçeğimizi oluşturuyoruz. Bir, iki tane zincirimi çektim. Hemen bu aradaki zincirimin ortasına bu şekilde sık iğne ile batım yaptım. Burayı örgünüzün gidişine göre de ayarlayabilirsiniz. Bir zincir de çekebilirsiniz. Şöyle bir çekelim.
Tekrar tığımın başına ipimi alıyorum. 2 2. Tekrar ikinci çiçeğimize geçiyoruz. İlmeklerimi bu şekilde topladım. Her birini bu şekilde 1 2 3 tane zincirimi çektim. Yine aynı yuvanın içine giriyorum. Ve bu şekilde tekrar yapıyorum. İkinci yaprağımı yapıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar aynı yuvanın içine 3. yaprağımı yapıyorum hanımlar. Ve topladım. Tekrar buraya 2 tane veya 1 tane zincir çekiyorum. Aradaki zincirimin içine batıyorum. Burada 2 tane zincirimizi çekelim. Yine tekrar örgümüzü bu şekilde bu sıramızı da tamamlıyoruz. Evet, bu sıramı da bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Alt kısmına yaprakları yaptık, üst kısmına çiçeklerini yaptık. Şimdi tekrar modelimizin 3. sırasındayız. 2 3 4 tane zincirimi çektim. Tığımın başına 2 defa ipimi aldım. Hemen burada kenar trabzanları yapıyorum. Şöyle diğer kısma batmak istiyorum. Burada zaten 2 tane trabzanımız vardı. Şimdi burada 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Hemen burada 2 tane yaprağımızın arasında 3'er tane zincirimiz vardı. Bu kısma sık iğne ile atlıyorum. Bu zincirin içine 5 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5. Arada 2 tane zincir çekiyorum. Diğer zincirimin içine atlıyorum. 5 tane de buraya yapıyorum. 2 3 4 ve 5. Evet, bu şekilde 5 tane zincir çekiyorum arada. 1 2 3 4 5. 5 tane zincirimden sonra diğer örneğime atlıyorum. Aynı şekilde 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Arada 2 tane zincir çekiyorum, diğerine atlıyorum. 1 2 3 4 5. 2 örnek arasına 5 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 ve diğerine atlıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Tekrar arada 2 zincirimizi çekiyoruz. Diğerine atlıyoruz. 1 2 3 4 5. Arada 5 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 ve 5. Diğer örgüme atlıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Hemen bu kenarda 1 veya 2 zincir çekiyorum. Kenar trabzanlarımı yapıyorum. 3 tane kenar trabzanı yapıyorum. 2 defa tığımın başına ipimi alıyorum. Ve tekrar aynı şekilde trabzanımı yapıyorum. 4 tane zincirimi çekiyorum. Ve geriye dönüyorum. Modelimi çeviriyorum. Şimdi tekrar göstermek istiyorum. Şöyle. Gerçekten çok güzel oldu. İlk defa denediğim bir model arkadaşlar. İlk defa tasarladığım bir model. Şimdi burada kenar trabzanlarımı yapıyorum. Kenarlarda sürekli ikişer defa dolayıyorum. Evet, bu şekilde yaptık. Burada 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Hemen bu kısma atlıyorum. Buraya 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Aynı yuvanın içine batım yaptım. Buraya 3 de çekebiliriz arkadaşlar.
aynı yuvanın içine battım. Tekrar 1, 2, 3. 3 tane zincir çekelim bu kısma. Ve araya batıyorum bu şekilde. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir çektim. Burayı örgünüzün gidişine göre ayarlayabilirsiniz. Tekrar şöyle 4 çekeceğim arkadaşlar, buraya da 4 zincir, araya sık iğne ile battık. 4 tane zincirimi çektim ve buradaki modelimin tepesine 3 tane zincir aynı yuvanın içine. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim aradaki zincire. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim ve bu kısma atlıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, modelimiz 4 sıradan oluşuyor arkadaşlar. İlk sırada şöyle göstereyim. İlk sırada yapraklarını yaptık. Bu şekilde çiçekleri yaptık ve sık iğnesini gittik. En son zincirlerimizi yapıyoruz. Tekrar aynı şekilde model kuracağız arkadaşlar. Aynı model üstüne model yapacağız. Buraya 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Geriye döndüm. Ve kenar trabzanımı yapıyorum. Burada 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Aynı bir ilk sırada yapmış olduğumuz gibi buraya yaprakları yapıyoruz. Birini bir, diğerlerini ikişer ikişer toplayıp yaprak kısmını yapıyoruz. Tekrar buraya 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına tekrar 2 defa ipimi alıyorum. Aynı yuvanın içine bu şekilde batım yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Burada hemen bu kısmından batım yaparak şöyle tekrar bir ileriye batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekip tığımın başına ipimi alıyorum. Geriye dönüyorum. Buraya bir yaprak daha yapıyorum hanımlar. Tekrar tığımın başına ipimi alıyorum. İplerimi, ilmeklerimi burada biriktiriyorum. Hepsini birlikte bu şekilde çıkardım. Arada 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincirimden sonra hemen ne yapıyorum? Direkt buradaki modelimin üst kısmına atlıyorum. Şu kısma atlıyorum. Aynı tekrar örgüme devam ediyorum arkadaşlar. Evet, bu örgümü de tamamlayıp tekrar buluşalım sizlerle. Evet arkadaşlar, diğer örneği de sizler için tamamladım. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok muhteşem bir şey oldu. İlk defa denemiş olduğum bir örneğim. Şöyle ters yüzü ve düz yüzü. Diğer iplerde de deneyebilirsiniz bu örgüyü. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.